Seyyid Bey, Darül Fünun Hukuk Fakültesi Usulü Fıkıh Müderrisi, Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan Üyesi, Cumhuriyet döneminin ilk adliye vekili ve İzmir Mebusu. Mehmet Seyyid Bey, 1873 yılında İzmir'de doğdu. Babası İzmir eşrafından Müezzinzadeler ailesinden Abdullah Takiyüddin'dir. Meşhur alim İbni Meleğin de aralarında bulunduğu büyük dedeleri Aydın oğullarının daveti üzerine Türkistan'dan Aydın Sancağı'na gelmiştir. İyi bir medrese eğitimi almış olması dışında İzmir'de bulunduğu yıllar ve yetişmesiyle ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Mektebi hukuktan mezun olan Seyyid Bey, İzmir'de 2 yıl kadar avukatlık yapmıştır. 1908'de Darül Fünun çatısı altına alınarak hukuk fakültesi adını alan okulda başladığı usulü fıkıh müderrisliği fasılalarla beraber vefatına kadar devam etmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte siyasete atılan ve 1908 seçimlerinde İzmir mebusu olan Seyyid Bey, 1912 ve 1914 seçimlerinde de aynı ilden mebus seçilmiş, 3. meclisteki 2 yıllık görevinin ardından 13 Kasım 1916'da Ayan Meclisi üyeliğine atanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin lider kadrosunda bulunan Seyyid Bey, 1910'da İttihat ve Terakki Fırkası Başkan Yardımcısı, 1911'de de fırka reisliğine getirilmiştir. Medrese kökenli olmasının verdiği ilmi nüfuzuyla cemiyet içinde bir tür denge unsuru olduğu ve hiziplerin arasını bulmada etkin rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Seyyid Bey, mebus ve İslam hukuku müderrisi olarak 2. Meşrutiyet dönemindeki çeşitli kanunlaştırma ve tadil komisyonlarında görev almıştır. İlk olarak 1909 yılında Kanuni Esasi'nin tadili için görevlendirilen 30 kişilik özel komisyonda ve 1916'da Mecelle'nin ikmal ve tadili için Mebusan Meclisince kurulan komisyonlardan Kanuni Medeni Komisyonu'nda yer almıştır. Mondros Mütarekesi'nin ardından İngilizlerin İstanbul'u işgali sonrasında başlayan Malta sürgününden etkilenenler arasında Seyyid Bey de bulunmaktadır. 29 Nisan 1920 günü başlayan ve yaklaşık 1,5 yıl devam eden sürgünden 1921 yılı Ekim ayı sonunda İstanbul'a dönen Seyyid Bey, burada ikamet etmeyerek Ankara'ya gitmiş fakat bir müddet sonra tekrar İstanbul'a geçerek Ayan Meclisi'nin ilgasına kadar Darül Fünun'daki hocalığına devam etmiştir. Milli mücadele esnasında Mustafa Kemal'in kendileriyle irtibat kurarak Anadolu'daki harekete destek ve katılımlarını aradığı zevat arasında ismi geçen Seyyid Bey, Cumhuriyet'in ilanından önceki dönemde Mustafa Kemal'e hukuki konularda danışmanlık yapmıştır. 1923 yılı başlarında Adliye Vekaleti tarafından oluşturulan Tadili Kavanin Komisyonlarından ilki olan ve Mecelle'nin genel hükümlerini tadille görevlendirilen Vacibat Komisyonu'nda Mecelle Şarihi Ali Haydar Efendi'nin istifasıyla boşalan komisyon başkanlığına ekseriyetle Seyyid Bey seçilmiştir. Seyyid Bey, Cumhuriyet'in ilanının arifesinde yapılan seçimlerde İzmir'den milletvekili olmuş ve 2. Meclis'in 14 Ağustos 1923 günü yaptığı heyeti vekile seçiminde 190 oyun 185'ini alarak adliye vekilliğine seçilmiştir. Kabinedeki tek yeni üye olan Seyyid Bey'in adliye vekilliğine getirilmesinde yeni hukuki düzenlemelerde kendisinden katkı beklendiği anlaşılmaktadır. Fethi Bey başkanlığındaki bu kabine uzun ömürlü olmamış, Cumhuriyet'in ilanından 2 gün önce 27 Ekim 1923'de istifa etmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra İnönü Başkanlığı'nda teşekkür eden ve Seyyid Bey'in adliye vekilliği görevini muhafaza ettiği yeni kabine 30 Ekim 1923 günü meclisten güvenoyu almıştır.
Seyit Bey'in adliye vekilliği Kasım 1923'te dönemin gazetelerinde başlayan istifa söylentilerine rağmen 3 Mart 1924'te şer'iye ve efkaf vekaletleriyle Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaletinin ilgası dolayısıyla İsmet Paşa kabinesinin 5 Mart 1904'te istifasına kadar devam etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması teklifinin görüşüldüğü oturumun sonunda adliye vekili sıfatıyla uzun bir konuşma yapan Seyit Bey, bu kararın şer'i dayanaklarını tarihi ve fıkhi zeminde temellendirmeye çalışmıştır. Yakın tarihte daha çok bu konuşmasıyla meşhur olan Seyit Bey, hilafetin dini değil, dünyevi bir kurum olduğu fikrini savunarak, hilafeti hakiki ve suri olmak üzere ikiye ayırmış ve halihazırdaki hilafetin suri, yani gerçek hilafet olmadığını ifade etmiştir. Bu konuşmanın mecliste hilafetin kaldırılması kararının alınması esnasında milletvekilleri üzerinde rahatlatıcı bir etki yaptığı söylenebilirse de kararda tek başına etkili olduğunu düşünmek abartılıdır. 6 Mart 1924'te yine İsmet Paşa başkanlığındaki yeni kabinede Seyit Bey'in de aralarında bulunduğu bazı bakanlara yer verilmemiştir. Adliye vekilliğinden ayrıldıktan sonra Seyit Bey meclisteki görevine milletvekili olarak kısa bir süre daha devam etmiş, ancak 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 23. maddesi milletvekillerinin aynı zamanda başka bir memuriyet almalarını yasakladığı için müderrislik göreviyle mebusluk arasında tercih yapması gerektiğinden mebusluktan ayrılarak İstanbul'a Darülfünun'daki görevine dönmüştür. Kuruluş halindeki İlahiyat Fakültesi reisliğine atanan Seyit Bey, vefatına kadar bu görevi yürütmüş ve aynı dönemde İlahiyat Fakültesindeki Tarihi Fıkıh ve Hukuk Fakültesindeki Usuli Fıkıh derslerini de sürdürmüştür. Seyit Bey, İstanbul'a dönüşünden yaklaşık bir yıl sonra şiddetli bir zatürreye tutularak birkaç günlük bir hastalığı müteakip 8 Mart 1923, 12 Şaban 1343'te Kadıköy Cevizlik'teki evinde 52 yaşındayken vefat etmiştir. Seyit Bey, 9 Mart Pazartesi günü Darülfünun'daki törenin ardından Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip kalabalık bir cemaatle Sultan Mahmut Türbesi haziresinde defnedilmiştir. Günümüzde kabrinin hazirdeki yeri tam olarak belli değildir.